Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Fenerbahçe'de beklenen gün geldi, çattı. Jorge Jesus kapa bildirildi. Sevgili Gürcan Bilgiç ile birlikte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişini değerlendireceğiz. Gürcan abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Kaan. İsmail Kartal mı Jesus mu diye başlayan süreç bir anda ibre komple Jesus'a döndü. Hatta bir ara Löw bile konuşuldu abi biliyorsun. Dün gece saat 2 sularında oğlu ve iki yardımcısıyla beraber Jesus İstanbul'a indi. A-Spor ekranlarında da zaten Selim son gelişmeleri aktardı. Bugün de kapı bildirildi artık Fenerbahçe taraftarları rahata ermiştir diye düşünüyorum. Şimdi gözler transfere çevrildi. Neler söylemek istersin abi? Yani uzun bir dönem sonrasında ilk defa 1 Haziran'a teknik direktörü hazır bir şekilde giriyor Fenerbahçe takımı. Bu önemli bir gelişme. Yani senle de burada yaptığımız programlarda şunu konuşmuştuk. Yani Ocak ayında Fenerbahçe'nin Haziran'da yeni bir hocayla başlaması, üst düzey bir hocayla başlaması planlanmıştı. Aradan 5 ay geçti. Yani bu 5 ay içinde Ali Koç yönetimi çok ciddi temaslar yaptı. Joachim Löw'le yaptı, Jardine'le yaptı, Mancini ile görüştüler, Jesus var. Bizim bilmediğimiz başka teknik adamlar da olabilir. Duymadığımız bu dönem içinde konuştukları, görüştükleri. Jesus'la birlikte önemli bir noktaya ulaşmışlardı. Sadece hatırlayacaksın, bir Brezilyalı meslektaşımız Jesus röportajında şu cümleyi kullanmıştı. Yani 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyecekti. Ve hakikaten adam bekledi 20 Mayıs'a kadar. Flamengo'yla anlaşması olmayınca 20 ile 30 Mayıs arasındaki süreçte bu 11 günde Fenerbahçe ile olan süreç tamamlandı. Anlaşma süreci tamamlandı. Süreyle ilgili, kontrat süresiyle ilgili süreç tamamlandı. Detayları hallettiler. Gece yarısı da özel uçakta Jesus'u İstanbul'a getirdiler. Hayırlı olsun. Çok çok önemli. Yani Avrupa'nın en önemli teknik direktörlerinden biri geldi ki hatta 3-4 sene öncesine kadar Kaan en iyi 15 teknik direktör arasında gösteriliyordu. Jorge Jesus. Şey olarak, değerlendirme olarak, futbol dergilerinin, futbol kamuoyunun yaptığı değerlendirmeler olarak 15 teknik direktör arasında gösteriliyordu. Kendine has bir teknik adam. Türkiye'deki eşittir kim? Böyle otoriterlikte, babacan tavırda, saha içindeki agresiflikte Fatih Hoca yandırıyor. Aksilikte, oyuncularla olan ilişkilerinde, problemlerinde de Mustafa Hoca yandırıyor. Yani egosu yüksek. Oyuncudan sürekli talep eden, detaylara çok önem veren, o detaylar üstünden toleransı olmayan, çok otoriter, çok disiplinli bir teknik direktör yapısında Jorge Jesus. Ve çalıştırdığı takımlarda da winner olmuş, kazanan teknik direktör olmuş. Şimdi oynattığı oyun maçlara taktiksel bakışı, rakip analizleri, futbolcu gözü, yani bunların iyi olduğunu onun çalıştığı oyuncular da söylüyor. Kulüp performansları da bizim önümüze getiriyor. Oyuncu gelişimlerinde de önemli rol oynayan bir teknik direktör. Ve Fenerbahçe'de gelişimdeki en büyük şansı şimdi yorumlara çok gelecek ama şey eleştiri en büyük şansı ona İsmail Kartal'ın bıraktığı takım olacak. Biliyorsunuz ben iki karar içinde doğru demiştim. Yani Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'la getirse doğru karar. İsmail Kartal'la da devam etse doğru karar demiştim. Hala da bunun arkasındayım. İsmail Hoca çok aynı oyunculardan çok başka bir takım yarattı. Bu çok önemli bir teknik direktör yeteneğidir. Hiç transfer yapmadı devre arası. Takım yani bütün takımlar bir iki oyuncu kattılar iyi veya kötü kadrolarına. O hiç transfer yapmadı. İşte Covid vardı, sakatlıklar vardı, en iyi oyuncuları yoktu. İşte Altaysız oynadı. Hatırlıyorsunuz geldiğinde ilk dönemler Altay sakattı kalecisi. Ve süreç içinde Fenerbahçe'yi sezonun ikinci yarısının lideri yaptı, topladığı puanlarla.
Her şeyden öte oynattığı bir oyun var, bir sistem var. Oyuncuların ne yapacaklarını bildikleri ve birlikte başardıkları bir düzen getirdi. Ve Jorge Jesus bu düzene sahip, bu iklime sahip, belli bir temposu olan, çözüm bulma yeteneğini geliştirmiş, bir noktaya taşımış bir ekibin başına geliyor şu anda. Ve İsmail Kartal da kalsaydı, Jesus da kalsaydı bu dokunuşları, yani farklı dokunuşları yapıp bu takımı ileri noktaya taşıyacaktı. Şimdi ne bekliyor Fenerbahçe taraftarı? 4-5 transfer demişti Ali Koç. Evet. O transferler içinde herkesin beklediği bir santrafor var. Muhtemelen kanat oyuncusu alacaklar, orta saha alacaklar. Eğer takımdan ayrılan olursa, giden olursa onların yerine de ekstradan transfer fırsatları çıkabilir ya da değerlendirmeler yapabilirler. İkinci bölümde bu seneye ciddi konsolide oldu. Yani Fenerbahçe Başkanı'nın işte geçen ay içinde yaptığı konuşmaları, hem basın toplantısı hem divan kurulunda yaptığı konuşmalar, Cumhuriyet'in 100. yılını bir hedef olarak seçmeleri, bu konuda da taraftara bir sinerji yüklemeleri ve o sinerjiyi sağlam bir liderle süslemeleri gerekiyordu. Jorge Jesus da bu konuda doğru bir isimdi. Onu seçtiler. Yani Fenerbahçe taraftarının güvenip inanamayacağı bir teknik direktör olacak sahada. Ayrıca rakip takımların çekineceği, rakip takımların acaba ne yapar, ne eder diyeceği bir tehdit unsuru olacak Jorge Jesus. Yaşına rağmen hırsını kaybetmemiş, ihtirasını kaybetmemiş, kazanma arzusunda direten bir karakterle karşı karşıyayız. Beni tek endişelendiren nokta Benfica'dan ayrılma süreci. Biliyorsun Benfica'dan ayrıldığında Kaan başarısız değil Jorge Jesus. Yani takım 3 puan gerisinde liderin Benfica. Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona'yı arkalarında bırakarak gruptan çıktılar. Bayern'in de olduğu grupta. Yani çok çok net başarılı saha performansına baktığımız zaman. Ama takımla, oyuncularla yani yaklaşık 10 oyuncuyla problem yaşıyor ve yönetim bu iklim olmayacak, biz daha kötü olacağız diyor herhalde. Yani o sıkıntılar nedeniyle ayrılmaya karar veriyorlar. Aynı dönem yani benzer eleştiri, benzer yorumu Vitor Pereira için yapmıştım ama Jorge Jesus'un şöyle bir farkı var Vitor Pereira'dan daha farklı. Adam baba. Yani Vitor Pereira'da o yoktu. O Jorge Jesus'ta baba figürü var. Yani mental olarak oyuncu etkisi altına alabiliyor, koruması altına alabiliyor. İnandığı zaman sonuna kadar destekleyen, oyuncuların ödemesi konusunda yönetimi zorlayan, verin kardeş bunların parasını, vermezseniz ben bunlardan isteyemem diyebilen, kendine has taktik drilleri olan, ofansif oyunu benimsemiş. Mesela Vitor Pereira bir sıfırcıydı. Aslında defansif bir hocaydı. Jorge Jesus bir sıfırcı değildir. Atabildiğim kadar atayım. Ve bunu yaparken de işte takım disiplinden ya da taktik formasyonlarına çok taviz vermeyeyim. Yani bir atayım. Golcülerinden de iyi verim alıyor abi bu arada. Tabii. Golcülerinden çok iyi Yani verim alıyor. bir atayım. İkiyi de atayım. Üçü de atayım. Diyen dengeli oyunu benimseyen ama %51 diyebileceğimiz şekilde ofansif düşünen. Yani attım. Sağıma çekileyim. Topu rakibe vereyim. İşte o oynasın, ben kalemi savunayım. Arada bir çıkış oyunu, iki yüzlü oyuncuyla ikiyi yaparım, yapamazsam 1-0 bitiririm. Mantalitesi yok Jorge Jesus'ta. Zaten onu da büyük hoca yapan bu. Hep fazla istemesi, elindekiyle yetinmemesi. İnanıyorum ki şimdi var mı sorun ya? Ben çok hızlı konuşuyorum. Çok gidiyorum Abi yani. ya ben de lafını kesmek istemedim. Güzel konuşuyorsun çünkü tüm süreci de anlatıyorsun. Bir soru var benim aklıma takılan da bu. Direkt zaten o soruldu. 1 artı 1 opsiyonlu değil de 1 yıllık olması Fenerbahçe taraftarının dikkatini çekmiş. Ki zaten biliyorsun gelmeden önce de hep şuradan haber bekliyorum, buradan haber bekliyorum. Ondan sonra geleceğim vesaire diye ilk tercih olmamıştı sarı lacivertli ekip. Şimdi normal, yani şöyle normal, hayalinde
Brezilya var. Hı. Yani bu da çok güzel bir şey. Yani 70 yaşına yaklaşmışsınız ve bir hayal taşıyorsunuz, bir hedef taşıyorsunuz. Onun için uğraşıyorsunuz ve onu bekliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Ama ben şunu da duydum Kaan. Pep Guardiola'nın hayalinde de Brezilya bir takım varmış. Enteresan değil mi? İlginç abi Yani vallahi. hakikaten üst düzey iki teknik adam bir takım çalıştırmak istiyorlar ve bu Brezilya milli takımı. Yani Avrupa mantalitesini, Avrupa'nın disiplini ve taktik açısını işte tekniğiyle öne çıkan, yaratıcılığıyla öne çıkan bir takımda birleştirmek için bir hayal kuruyorlar, bir hedef kovalıyorlar. Bu çok hoşuma gitti benim. Çünkü ben hep şey sorarım. Hangi teknik direktörle masaya otursak, çay kahve içsek hayalin nedir derim. Eğer bana bir hayalinden bahsederse olur olmaz şeyler. O adama güvenirim. Demek ki bir felsefesi var. Bir planı var. Bir şeyin peşinde. Bunun için uğraşıyor. Ama bir hoca derse ki bana takıma bakarım. O ne yapabiliyorsa onu uygulamaya çalışırım derse o tabela hocasıdır. Yani o büyümez. O teknik adam çok ilerilere gitmez benim düşüncemde. Jorge Jesus'un bir hayali var. Bu hayal nedeniyle bir yıllık istedi. Yanlış bilmiyorsam. İşin öbür tarafında Türkiye gibi teknik direktörlerin çok çabuk elendiği, çok çabuk törpülendiği bir ülkede bir yıllık anlaşma da doğru bir anlaşma. Yani çok çekti bizim takımlarımız böyle uzun anlaşmalardan. Yani Del Bosque olayı Victor karşımızdadır yani. Pereira daha yeni gene alacaklarını aldı Tabii. gitti. O ben dedi para için gelmiyorum dedi. Hani yarım kalan bir sevdamız var dedi. Şu an Galatasaray'ın Aynen. başında aynı bela. Domenech Torrent. Yani kulüpler hep bundan çekiyor zaten abi. Aslında genelde teknik adamlar uzun süreli sözleşme ister. Bu sefer Jorge Jesus kısa süreli Kendine sözleşme güveniyor istedi. demek Kulüp, ki. tabii, kulüp daha uzun anlaşmak istiyor. İkinci şansı, yani birinci şansı İsmail Hoca'nın hazırladığı sistemi olan bir takım demiştik. İkinci şansı, Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 25. Kaan. Yani çok genç bir takıma geliyor. Ve istediği gibi eğip bükebilir. Yeter ki buna karar versin, bunu hayal etsin. Yani bunu İsmail Hoca yaptı. Bu takımı başkalaştırdı. Oyuncuları başkalaştırdı. Onlara setler hazırladı. Zayt'tan golcü yarattı. İşte İrfan Can'dan playmaker, oyun kurucu yarattı. Osayi ile Ferdi'den çok yüksek verim aldı iki bek olarak. Minci işte büyük kulüplerin listesine girdi. Serdar Dursun önemli bir santrafor oldu. Yani hakikaten Crespo var. Başkalaştırdı oyuncuları. Ve bu 25 yaş ortalaması olan bu takımı oynatmak istediği futbola inandırır. Ve onları bu aşamada tırnak içinde söylüyorum. İkna etmeyi başarırsa. Yani şöyle bakarız biz. Hoca yap dersi futbolcu yapacak. Doğrudur yani. Bizim ekolümüzün, Jorge Jesus ekolünün bakış açısı budur. Ama zamanın gençliği böyle değil. Neden diye soruyorlar. Hep. Yani benim de çocuklarım 20'li yaşlarda. Fenerbahçe takımının o yaş ortalaması da işte 20-25. Böyle yapacağız. Neden diye soruyorlar. O nedeni açıklamazsan, oyuncuyu buna ikna etmezsen verim de alamıyorsun ya da verimin düşüyor. Umarım Jorge Jesus bu egoda değildir. Hoca yap der, futbolcu yapmak zorundadır. Egosunda değildir. Bu iletişimi doğru kurar oyuncularıyla. Bir de en çok sorulanlardan bir tanesi gelecek yıl yapılanması. Şimdi hangi oyuncuyu tekrar kazandırır, hangi oyuncuyu gönderir? Bir izleyicimiz sürekli Max Meyer'i soruyor. Acaba Max Meyer'i geri kazandırır mı diyor ama akıllardaki en büyük soruyu biliyorsun abi Mesut Özil. Mesut Özil'in yaptığı açıklama ben futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım deyip kapıyı tamamen transfere kapattı. Yani idari bir karardı. Çok geri dönmesi çok mümkün gibi gözükmüyor şu aşamada. Ama bir dünya yıldızı yani farklı bir oyuncu Mesut Özil. Jorge Jesus da bu tip oyuncularla çok çalıştı. Yani Mesut'un ben bu adamın arkasından yürürüm
demesi lazım ki tekrar futbola geri dönsün. Yani Mesut biraz futbol dışına da çıktı işte. En son nereye? Malezya'da mıydı? Endonezya'da mıydı? Endonezya'ya gitti. Bir de oradaki insanlara sevimlilik yapabilmek için işte Endonezya'da oynamak isterdim tarzı bir şey söyledi. Herkes biliyor tabii yani Yani samimiyetli bir açıklama olduğu da. ama şunu söyleyeyim. Mesut İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Evet. Eşi de ayrılmak istemiyor Yani zaten bir sebeplerden dolayı. ne Amerika'ya gitme niyeti var, ne işte Katar'a ya da Arap Yarımadası'na gitme niyeti var. Mesut İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Ve Mesut olayı bize şunu getiriyor, önümüze şunu koyuyor. Demek ki insanların ya da futbolcular için söyleyeyim, tuttukları takımlardan daha önemlisi imzaladıkları kontratlarmış. Yani. Yani ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Kanımı kesseniz siyah beyaz akar. Her şeyim Galatasaray için atıyor. Trabzon benim ruhumu yani bunları geçecekmişsin demek ki. Ki Trabzon'da Vakeme'de yaşıyor aynı şeyleri. Ki ben oyuncuları eleştirmiyorum yanlış anlamasınlar. Onlar bu kısa süreli meslek hayatlarında kazanacakları para ne yükseldi kazanmak istiyorlar haklı olarak. Profesyoneller. Oradan baktığınız zaman. Ama ben bunları taraftar için söylüyorum. Yani bu tip söylemler varsa çok kanmayın. Yani çok o şeyin içine girmeyin diye söylüyorum. Ama şu realite var Kaan. İşte transferler konuşuluyor. İşte Mesut'un durumu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin aslında dünya çapında bir transferi var. Arda Güler var. Evet. Yani bakın geçen Emre Hoca, Emre Belözoğlu güzel bir cümle kurdu. Hiçbirimiz 16 yaşında onun kadar yetenekli değildik dedi ki Emre Belözoğlu yani gelmiş geçmiş en iyi orta sahadır Türkiye'ye. Hakikaten o da müthiş bir oyuncu, yetenekli. İnanılmaz. Ben çok beğeniyorum Emre'yi. Beğeniyordum daha doğrusu. Yani Arda Güler Allah nazarlardan saklasın. Hep çocuk hiç hakkında iyi konuştuk. O da sakatlanmış çok antrenmanda. Arda Güler gibi çok farklı bir dünya yeteneği var. Yani sadece Türkiye değil, hakikaten dünya yeteneği var. Aklı başında konuşmasını bilen, vizyonunu oluşturmuş, kültürünü oluşturmuş, doğru bir aileye sahip, onu yönlendirebilecek. Ve böyle bir hocayla birlikte, böyle bir teknik adamla birlikte de gelişme potansiyeli çok yüksek. Yani Mesut'tan ziyade benim gözüm Arda Güler'in başkalaştıracağı bir oyun olabilir mi? Jorge Jesus'la birlikte. Onun üstüne olacak ama çocuk çok genç, daha 17 yaşında. Onun da zaman kat etmesi gerekiyor. Hemen böyle de konuşmayalım. Ama oturmuş kadrosuyla, birbirine alışmış oyuncu grubuyla hazır bir takım var. Jorge Jesus'un elinde. Muhakkak ki bir datası, bir transfer listesi vardır. Geçmiş tecrübeleri, yaşadıkları ona problemleri nasıl çözeceğini öğretmiştir. Bunlardan ders almıştır mutlaka. O nedenle Fenerbahçe bir de Kaan yani bu tip hoca da olsun futbolcu da olsun isimleri bugünün şartlarında Türkiye'ye getirmek çok zor. Yani bazen para da verseniz olmuyor yani. Evet. O nedenle Jorge Jesus'un ikna edilip, inandırılıp bir senelik kontrat istese bile Türkiye'ye gelmesi bir yönetici başarısıdır. Burada da Ali Bey'i, Ali Koç'u tebrik etmek gerekir. Yani bu arada abi çok sorular var. Vaktin var mı? Soruları da ben biraz aktarayım sana Tabii. izleyicilerimizden. Sözleşmeyi soruyorlar. Sözleşme bir yıllık opsiyon yok. Sevgili Volkan Demir de aktarmıştı zaten geçtiğimiz saatlerde. Bir yıllık ki şöyle bir şey var zaten. Eğer bu bir yılda yani kötü bir sonuç oluşursa zaten değil Jesus için Ali Koç için bile Sayın Ali Koç için bile ortalık hani karışır. Fenerbahçe içerisinde karışıklık olur. Açıkçası bir yıllığı eleştiriyorlar hep. Marcelo'yu soranlar var abi konudan bağımsız ama ben Emre Mor'u sana sormak istiyorum. Emre Mor konusunda geçtiğimiz günlerde Emre Mor, Ozan Tufan takası olabilir demiştin. Ardından da Sayın Ali Koç Karagümrük binasında görüldü, kulüp binasında. Ya o kapılar hep açık Kaan.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde sol ayaklı bir sağ açık var. İstiyorlar yani. Bu profilde olan oyuncu Türk, Emre Mor var. Halil Akpınar var. Baktığın Yani Emre zaman Mor şu an yani çok iyi bir de. Halil Akpınar var. Yani hiçbir kulüp bugünün şartlarında Fenerbahçe'de dahil teklif gelmesi halinde yani doğru bir teklif gelmesi halinde oyuncumu satamam Evet. diyemez. Diyemez yani. Yani bu bir realite. Keşke demeseler ama diyemezler. İkincisi Marcelo'yu soruyorlar. Çok önemli bir oyuncuydu, diyorum. Osayi mi oynamasın diye ben onlarımı soruyorum. Yani Marcelo gelirse Osayi oynamayacak. Hangisini tercih ederler? Bir de eğer Marcelo Yani gelirse abi dünyanın gelmiş geçmiş benim için yani en iyi sol bekini ben Marcelo olarak görüyorum. Carlos mu Marcelo mu diyorlar Real Madrid açısından. İkisi de Fener'e gelmiş olacak. bu tip transferler Roberto Carlos getirdi Fenerbahçe'ye. Van Persie'yi getirdi. Galatasaray Falcao'yu getirdi. Beşiktaş Pepe'yi getirdi. Tamam, taraftarı heyecanlandıran büyük isimler. Çok büyük oyuncular. Ama yok artık. Geçin bunları. Yani artık başka yere bakmamız lazım. İşte bir Fenerbahçe bir Arda Güler yarattı. Şimdi Crespo önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. İşte Mert Hakan var. Minji var elinde. Daha düne kadar, geçen seneye kadar biliyor muyduk bu isimleri? O nedenle bugün için en azından şu ekonomi düzeline kadar, kulüpler borçlarını yoluna koyana kadar yöneticilerine destek olsunlar. Yani genç oyuncular konusunda destek olsunlar. Yoksa en kolay şey verirsin parayı, Marcelo'ya getirirsin. Verirsin parayı, Suarez'i getirirsin. Ama giden paralar olur. Yani sel gider, kum kalır derler ya, bunlarda kum bile kalmıyor yani. Falcao'da gördük bunu en son örnek. Ondan Aynen, öncesi de Robin aynen. Aynen. Yani hakikaten değiştiren, beni de heyecanlandırıyor. Yani bunlar müthiş oyuncular. Şimdi Mesut konusunda aynı heyecanı duymuyor Fenerbahçe taraftarı. Şimdi Mesut aynı durum bugün Fenerbahçe'de yaşadığı durumu Arsenal'de yaşadı. Doğru mu? evet. Oynamıyordu. Bir senedir neredeyse oynamıyordu Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Ya da bir buçuk senedir. Forma giymemişti yani. Yani belki antrenman yapmış. 1 milyon kişi izledi uçağının Türkiye'ye inişi sürecini. O simülatörler var ya, uygulamalardan. 1 milyon kişi izledi. Ne oldu, Mesut geldi? Yani Marcelo da gelince çok mu farklı olacak? Çok bir şey bekliyorlar. Yani gelecek böyle vurduğu gol atan kramponu mu var Marcelo'nun yani? Ya da Suarez'in. Öncelik bir takım olmak, öncelik gelişmek, gelişmeyi modellemek çok eğri sefer, eğri gemi doğru sefer oldu Ali Koç'un bu 4. yılı. Çok kötü yönetti, çok kötü başkanlık yaptı. İşte 50'nin üstünde futbolcu geldi gitti. Ama 25 yaş ortalaması olan ve gelecek vaat eden, hakikaten kendi yıldızlarını yaratabilen bir kadro oluşturdu. 4. yılı bittiğinde bu kadroyu doğru değerlendirmek lazım. Bu kadroyu iyi bakmak lazım. Onlara toleranslı olmak lazım. Yani Fenerbahçe taraftarına düşen bu oyuncuları desteklemek. Evet. Eleştirmek değil, desteklemek. Yani bugünden başladılar. Mert Hakan oyuncu değil. Novak futbolcu mu? Yok bilmem ne, şudur budur. Yani tamam, beğenmediğin oyuncular olabilir. Benim de var beğenmediğim oyuncular. Ama çok genç bir takım bu. Hedef bir antrenör geldi başlarına. Jorge Jesus. Oturmuş bir düzenleri, sistemleri var. O da bir silah. Önemli bir silah. Sıfırdan başlamayacaklar işe. O nedenle önümüzdeki sezonu futbol olarak Fenerbahçe için kötü gitme ihtimali yok. İsmail Hoca kalsaydı daha yoktu. Jorge Jesus'ta da yok. Nasıl kötü gider? Geçmiş dinamikler. Düdüklü arkadaşlar. Ya da ekran başındaki arkadaşlar. Eğer geçmişteki bakış açılarını, hani takdir hakkı dediğimiz şey var ya, hep Fenerbahçe'nin aleyhine kullanıldı. Yani son Malatya maçındaki
Penaltı pozisyonu geçen senle de konuştuk yani. Akıl alır gibi Evet. değil. VAR'ın çağırmaması. Sayılmayan golde de çağırması akıl alır gibi değil. Bakın bunlar hakem diye geçiniyorlar. Hepsi hakemcik. Bunları da geçebilecek, bunları da yenebilecek. Bu arkadaşları veya onları bu kararları verdiren iklimi de değiştirecek bir takımı var şu anda Fenerbahçe'nin. Şimdi kadroyu mümkün olduğunca tutup yani az oyuncu satıp gönderip o 4-5 oyuncu nokta transferle takviyeni yapıp birinci hedef Şampiyonlar Ligi'ne katıldın. İkinci hedef hemen Türkiye Şampiyonluğu koyacaksın önüne. Çalışmalara devam edeceksin. Ve bunu Fenerbahçe takımı taraftarı olmadan yapamaz. Aynen öyle abi. Yani. Bakalım zaten Jorge Jesus sonrası Fenerbahçe'de biliyorsun ki son maçlarda da takım en ufak bir böyle geriye yaslansa, bir kötü oyun oynasa yuhalamalar geldi. Bu konuda da çok eleştiri aldı. Jorge Jesus bu durumu düzeltebilecek mi? Anons yapayım bu arada ben. Bir izleyicimiz sormuş, hani demiş ki Diener Hediye Çeki kazandım. Bana geri dönüş yapılmadı. Instagram değil, Twitter hesabımızdan DM atarsanız ekiplerimize ben yönlendireceğim. Güzel bir katılımcı sayısı var abi. Ben Diener Hediye Çeki vereyim bir tane daha. Ver ver. Kanalımıza abone olup abone oldum yazan ve videoyu beğenen 120 saniye içerisinde yapacak tabii ki de bunu. 120 saniye içerisinde kanalımıza abone olup abone oldum yazan ve videoyu beğenen bir izleyicimize çek vereceğiz. Forma çekilişimiz bitti. Ay sonu geldi abi. Forma çekilişimiz bitti. Yeni forma çekilişimiz var. Onda da şartlar aynı. Birkaç gün içerisinde formayı kazanan arkadaşımızı açıklayacağız. Abi kısa soru kısa cevap hemen soruyorum. Ondan sonra kapatalım programı. Jesus şampiyon olursa bir yıl daha kalır mı? Jesus'un ilk transferi acaba kim olur? Bence santrafor alır. Akıllı bir hocaysa. Ama bunlar süreç. Yani transfer zor bir süreç. Ama muhakkak ki belli isimlerle görüşülmüştür. Belli altyapılar hazırlanmıştır. Max Meyer kalmaz. Onu da söyleyeyim. Enteresandır. İlk transfer edildiğinde ben YouTube'dan seyrettim. Çok beğendim Max Meyer'i. Oradaki maçlarını. Alman milli takımında da oynamış. Böyle direkt öne oynayan, ayak içi çok temiz bir oyuncu olarak beğendim ama olmadı. Yani temposu, bence temposu yetmedi teknik adamlara. Gerçi şeye geldiğinde, İsmail Hoca geldiğinde gitmiş miydi? Devre arası mıydı? Onu da hatırlamıyorum. Ama olmadı. Transfer de Şampiyonlukta kalır zor. mı? Hayır, transfer de zor. Şimdi şu da var. Yani yöneticileri de hak veriyorum. Kopyalama Biraz limitleri önce var abi de. tabii, biraz önce yayına girmeden önce Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımız Ahmet Ağaoğlu ile röportajdalardı. Canlı röportajdalardı. Diyor ki ben 1,5 milyon eurodan fazla veremem hiç futbolcuma diyor. Vakame 3,5 istiyor. Evet. Yani dün gece şeyi seyrettim. Faik abinin programında Süleyman Urmeyla Adana Demirspor Başkanı harcama yayın ihalesi belli olmadı. Harcama limitimiz bellidir. Yani bütçemiz belli değil diyorlar. Yani kulüpler de çok zor durumda ve belirsizlikle karşı karşıyalar. Fenerbahçe'nin şansı başkanının bu ortamda kendi parasını rahatlıkla harcayabilecek kadar zengin olması. Tabii ki elindeki tüm imkanları seferber ediyor bence. Aynen. Peki abi çok güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık. Fenerbahçe taraftarları da güzel ilgi gösterdi. Zaten Jorge Jesus gündemi de çok sıcaktı. Sürekli sorular da gelmeye devam ediyor. Artık bir sonraki yayınlarımızda onları da yanıtlarız. Ben anonsumuzu tekrarlayayım. Geçtiğimiz ayın Mayıs ayının forma çekilişi bitti. Kazanan birkaç gün içinde açıklanacak. Biliyorsunuz ki bir sürü yayınımız var. Yaklaşık 300 yayını tarayacağız. Onlar içerisinden seçeceğiz. Diyener Hediye Çeki kazananı da bir sonraki Gürcan Bilgiç yayınında alta yazıyoruz. Ve Fenerbahçe forması kazanmak için kanala abone olup abone oldum yazın ve videoyu beğenin. Abi ağzına sağlık diyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkürler Kaan'cığım. Görüşürüz.